Evet değerli izleyenler, yine bir programda sizlerle beraberiz efendim. Bu seferki program durağımız Antalya Serik Yukarı Koca Yatak bölgesindeyiz ve çok değerli bir konuğum var, Hüseyin Mulumulu. Efendim, su hayattır sloganı ile yaklaşık bir aydır, iki aydır suyun önemini anlattığımız programlarla karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Özellikle iklimsel değişiklikler suyun önemini bir kat daha arttırdı ve çok değerli konuğum Hüseyin Mulumul ile yapmış olduğu çalışmalar ve bölgenin iklim şartlarını ve damlama sulama sistemlerinin önemini konuşacağız. Hüseyin Bey, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Mulumul'u ismini tanıyalım. Kaç yıldır sektördesiniz? Faaliyet alanlarınızda neler var? Sizleri dinleyelim efendim. Biz Mulumul olarak bir aile şirketi olarak 1994'te tarımsal sulamaya başladık. Mulumulu Damla Sulama Ekipmanları adı altında ilk filtre ve hidrosiklonla başladık. Bayilerden gelen özel istekler üzerine kangal boru, bunların bağlantı parçaları, fittingsler olmak üzere ürün gamına 280 çeşit ürünümüzü ekledik. Artı şimdi her geçen gün kendimizi yenileyip gelen talepler üzerine değişik filtreler ürettik, patentini aldık. Bunun yanında yatay turbo kum filtresi olarak en son yaptığımız patentli ürünümüz mil filtresi olarak son noktayı koyduk. Mile, kuma çözüm olarak mil filtresini sunuyoruz piyasaya. Filtrelerin önemini de isterseniz değerli izleyicilerimize anlatalım. Neden filtre kullanılması gerekiyor? Tabii ki damla sulama boruları hassas olduğu için tıkanmalara sebep oluyor. Kuyudan alınan sulara özel filtre, kanaldan alınana özel filtre, açık alanda olan sulara özel filtreler uyguluyoruz. Suyun kaynağına göre filtre seçimi yapıyoruz. Evet, bölgenin suları çok çamurlu mu çıkıyor? Bölge bölge, yosun olan bölgeler var. Onlara yosun filtresi öneriyoruz. Sondajdan çıkan kumlu bölgeler var. Kum filtresi öneriyoruz. Bizim patentli olarak yatay turbo dediğimiz ürünümüz var. Onu öneriyoruz. Aşırı yoğun kum, mil, çamurlu su gibi çıkan suları da mil filtresiyle çözüyoruz. Evet, bu filtreleme sistemleri daha çok sıralarda mı tercih ediliyor? Yoksa açık araziler de filtre kullanıyor mu? Sera, peyzaj, tüm suyla ilgili kaynaklara filtre öneriyoruz. Damla sulama, yağmurlu mu olan bölgelere filtre öneriyoruz. Boruları sağlıklı, uzun ömürlü kullanılması için çiftçilerimize filtreleri kesinlikle öneriyoruz. Artı ürün seçerken sondajdaki suya ayrı filtre, kanaldaki suya ayrı filtre, açık arazideki, açık kanaldaki suya ayrı filtre öneriyoruz. Evet, bu filtreler ne kadar bir basınçta çalışması gerekiyor? Basınç yetersizliği durumunda da yine çalışması söz konusu mu Hüseyin Bey? Mesela cazibeli olan sularda bizim kombi filtremiz var. Motora gereksinim duymadan kombi filtreyle işi çözebiliyoruz. Ama basınç gerektiği olan şey mil filtremiz var. Onlar da 2 barın altında siklon vazifesi yapıyor, fazla iş yapmıyor. Ama 2 barın üzerinde Nescafe kıvamındaki suyu içme derecesine yakın ayrıştırıyoruz. Evet, bu filtreler suyun çıkma debisine göre, basıncına göre büyüklük veya küçüklük arz edebiliyor mu? Veya her yerde küçük de kullanılabilir, basıncı çok da olsa büyük de kullanılabilir mi? Tabii ki filtreler seçilirken motorun gücüne, debisine göre filtre seçimi yapılması lazım. Şimdi bazı arkadaşlarımız hesaplamayı yanlış yapıyor. Mesela büyük filtre kullanıyor, küçük arazi suluyor. O yanlış bir şey. Mesela tıra bir palet yük koyduğunuzu düşünün. Yani iş görmez. Yani kurtarmaz şey hesabı. Bu sulamalarda dediğimiz gibi hesaplama çok önemli. Filtrelerin çıkışından sonraki parselizasyon olayı, ne kadar su tüketeceğiz, ona göre hesaplanması lazım. Evet, bu konuda değerli üreticilerimize sizler firma olarak yardımcı oluyor musunuz bu hesaplama konusunda? Tabii ki. Teknik konularda takılan arkadaşlar arayabilirler. Teknik konuda çözüm üretiriz yani. Evet, hem de danışmanlık hizmeti tabii vermiş oluyorsunuz. Tabii, danışmanlıktan para almıyoruz. Evet, bölgede yaklaşık 94 yılı, yaklaşık 25 yıldır, çeyrek asırlık bir
faaliyette bulunan firmasınız. Damlama sulamanın size göre önemi nedir Hüseyin Bey? Yani su hayattır diyoruz. İklim değişiklikleri, suyun azalması, eksilmesi veya çoğalması zaman zaman değişebiliyor. Ama genel anlamda baktığımızda ciddi anlamda bir suyla, susuzlukla karşı karşıya gibi bir manzara var. 25 yıldır üreticilik yapan bir firmanın sahibisiniz. Siz fotoğrafı nasıl gözlemliyorsunuz? Biz sektöre ilk girdiğimiz zamanlar anlatıyorduk damla sulamanın önemini, su kaynaklarımızın kıt olduğunu. Arkadaşların çoğu gülüyordu bize. Ya işte Türkiye su zengini. Halbuki öyle değildi. Şimdi görülüyor ki su kıtlığı olan bir ülkedeyiz biz yani. Suyumuz fazla değil. Yeni yeni işte tedbirler alınmaya başlandı. Artı damla sulamanın bir özelliği de meyilli arazilerde her yere ekim yapabiliyoruz. Her yeri sulayabiliyoruz. Damla sulamanın özelliği bu. Az su çok iş. Az su çok iş. Az gübre çok iş. Az işçilik çok iş. Slogan bu. Evet, 25 yıl içerisinde Antalya bölgesinde bugün gelinen nokta 94 yılına göre hangi konumda? Yani artık yavaş yavaş bir damlama sulama sistemleri kullanımı arttı mı? Üreticinin bu konudaki bilinç durumu size göre nasıl efendim? Eskiye göre çok çok yol kat ettik. Eskiden anlatıyorduk. Gözyaşı gibi koca ağaç nasıl sulanacak bu damlamadan akan suyla diye bize çok tepkiler geliyordu. Ama şimdi vatandaş gördü ki damla sulama olmazsa sulama tarımın yapılamayacağını gördüler. Evet, damlama sulama özellikle bitkinin strese girmemesi, verim artışı aynen gibi birçok unsur önemli ve etken olarak karşımıza çıkıyor. Bölgede ağırlıkta kullanıcılar sera için mi kullanıyorlar? Açık arazide kullanan veya açık arazisi ekimi dikimi yapan üreticilerde ciddi anlamda sistemi, filtre sistemini, damlama sulama sistemi de veriyor musunuz kullanan durumu anlamında? Tabii ki. Şimdi sadece damla sulama olayını seralarda olarak düşünmemek lazım. Meyve bahçelerinde, otel peyzajlarında, bu sitelerde, her yerde yeşillik olan, suya ihtiyacı olan her bölgede damla sulama borusu, yağmurlama artı filtrasyon olayı. Olmazsa olmaz işin. Evet, Türkiye'nin herhalde ulaşamadığınız yeri yoktur 25 yıllık, çeyrek asırlık. Vallahi ilk zamanlar hep ilkleri yaptık. Mulumulu ailesi olarak 5 tane patentli ürün ürettik. Piyasaya da bir 10 kadar kazandırdığımız ürünler oldu. Bizzat tüketicinin ayağına kadar, firma sahibi olarak tüketicinin ayağına kadar girip ne eksikler olduğunu, ne istediklerini araştırdık. Ona göre üretimlerimizi yönlendirdik. Bunda da başarılı olduğumuzu sanıyorum. Evet, maşallah, başarılarınızın devamını diliyoruz. Efendim, sektördeki paydaşlarınızla konuşacak olursak, damlama sulama sistemleri ciddi anlamda ön plana çıkmaya başladı. Devlet hibeleri, destekleriyle beraber. Bu konuda Türkiye'nin manzarasını nasıl okumak gerekiyor? Bu konuda neler söylersiniz? Vallahi daha Türkiye'de yüzdelerle bahsediliyor. Damla sulama, yağmurlama sulamanın geliştiğini ama daha bindelerdeyiz. Türkiye'nin her bölge gezmediğim ili, ilçesi, köyü dahi kalmadı deseniz olur. Her yere gezdik. Bakıyoruz hala büyük bir açık var. Önemli olan yerli firmaların biraz daha kendilerini değiştirip herkes aynı şeyi üretip de değil de masadaki eksikleri üretmeyi tavsiye ediyorum. Dışarıdan, çoğu şeyleri dışarıdan geliyor hala. Bunları yerli üretimlere yönelilmesini istiyor. Evet, sizler desteklere nasıl yaklaşıyorsunuz Hüseyin Bey? Geçen ay 31 Mart itibariyle bir aylık bir süre içerisinde bir devlet desteği açıldı. 7 yıl yanılmıyorsam Ziraat Bankası ve %50 sulama destekleri, hibeleri. Bu desteklere sizin yaklaşımınız nasıl? Vallahi çok olumlu görüyorum. Çünkü itici bir güç oldu. Herkes damla sulamaya, yağmurlamaya yöneldi. Meyve bahçelerin kurumları çoğaldı, seralar çoğaldı. Geç kalınmış demeyeyim de. Zararın neresinden dönerseniz kar o hesabı.
Çünkü geçen pandemi başladığında toplum ilk şeyde market raflarına yöneldi. Yiyeceklere. Çünkü üretirsek yiyebiliriz. Üretemezsek yiyemeyiz. Onun için tarım, tarım, tarım. Peki bir aylık bir süre yeterince üreticilerimize ulaşmak için size göre yeterli bir süre mi? Bunun uzatılmasında fayda var mıydı? Bence yeterli değil. Bunu biraz daha uzun zamana yaymakta yarar var. Artı 3 ay gibi, 4 ay gibi, gerekirse 6 ay gibi yayılırsa sezon mesela Aralık ayından itibaren dosyaların hazırlanıp Ekim zamanına kadar yayılırsa sıkışmadan daha rahat olur. Çünkü sıkışıyor vatandaş, çoğu dosyayı geçirtemiyor bayi arkadaşlarımız. Bu sefer sıkıntı oluyor, bize de sıkıntı oluyor. Herkes aynı anda harekete geçiyor. Bunu 12'ye yaydığımız zaman çiftçi için de, bayi için de, üretici firmalar için de iyi bir karar olacağına inanıyorum. Evet, evrakların yani istenen evrakların detayları konusunda üreticilerimizden serzenişler oldu. Size de yansıdı mı bilmiyorum. Aynen, aynen. Sizler nelerle karşılaştınız? İlk zamanlar çok rahat bırakıldı bu dosya olayları. Şimdi de aşırı tam tersine çok sıkı bir tedbir alınıyor. Çünkü çoğu çiftçi vatandaşımızın belgesi eksik oluyor. Bunu da şey yapmak için çoğu da vazgeçiyor bu işten, protokoldan dolayı. Onu da normal şekilde seyrine dönerse herkes daha çok yatırım yapar. Daha çok kişiye ulaşırız. Tarım biraz daha ileriye gider. Yani gerçekten bu işi yapana bu destekler ulaşmalı, aynen, diyorsunuz. Aynen, aynen. Çok fazla teferruata, evrak mevzuata boğulmadan, evet, üreticilerimiz bu ürünlere ulaşabilmeli. Bir de şunu söyleyeyim. Buyurun. Şimdi vatandaş 10 bin liralık bir bahçeye iş yapacak. Aşağı yukarı bunun 2000-2500 lirası toprak tahlili, projesi, bilmem nesi. Bu vatandaş için sıkıntı oluyor. Yani 10 bin liralık bir araziye 2000-2500 lira gibi masraf çok geliyor. Çoğu da ondan vazgeçiyor. Bu biraz daha cazip hale getirilebilir. Bazı şeyler aksaklıklara gözden geçirilirse daha çok alana yayılır. Görüşündeyim. Evet, yani amaçlanan, hedeflenen konu yerini bulur diyelim. Evet Hüseyin Bey, damlama sulama sistemleri, basınçlı sulama sistemleri, BASUSAT adı, evet, altında bir dernek koordinasyonunda gerçekleşiyor. Siz de bu derneğin kurucularındansınız. BASUSAT çalışmaları hakkında neler söylersiniz? Bu derneğin faaliyetleri ülkenin sulaması, sulama sistemlerinin gelişmesi anlamında önemli mi efendim? BASUSAT olarak ilk başladık. Kurucu üyesiydim. Şimdiki arkadaşlara da başarıları temenni ediyorum. Sulama sektöründe de bayağı ivme kazandıracaklarına da inanıyorum. Evet, inşallah başarılı çalışmalara imza atarlar. Biz de duygu temennilerinize katılıyoruz. Hüseyin Bey, tekrar Mulumulu'ya dönelim isterseniz. Şimdi değişik tiplerde, değişik görüntülerde birçok filtre var. Evet. Hani daha bor kısmına, damlama sulama borularına daha girmeyeceğim ama filtrede kaç tane çeşidiniz var ve bunların özellikleri, bir üretici hangi özelliklere dikkat etmeli ki o filtreyi tercih etsin efendim? Biraz önce de konuşmamızın ilk başındaki gibi anlatmıştım. Kanaldan alınan sulara ayrı filtre, yosun filtresi dediğimiz filtreyi öneriyoruz. Kuyudan alınana turbo dediğimiz filtreleri öneriyoruz. Aşırı kum, silt, mil çıkan bölgedeki sulara da mil filtresini öneriyoruz. Artı motoru olmayan, elektriği olmayan yerlerde de cazibe ile kombi filtreyi öneriyoruz. Motora gereksinim olmadan hafif bir eğimle filtrasyon sistemini yapabiliyoruz. Evet, bu bütün filtreler üreticimizin arazisinin durumuna göre, su durumuna göre kullanacakları çeşitler diyorsunuz. Evet, evet. Evet, şu an kapalı kutu görüyoruz. Bunların içlerinde neler var? Bunların içlerinde filtrelerimiz var. Şeyde mesela yatay turbo dediğimiz siklon artı filtre. Çift kum tutuculu, taşıması kolay, kurması kolay. 22 tondan 60 tona kadar
65 tona kadar tek filtreyle çözüyoruz. Onun üzerini kolektör sistemiyle çözüyoruz. Aynı bu şekilde olduğu gibi diğer filtrelerde de suyun tonajına göre 20 tondan 1000 tona kadar, 5000 tona kadar arıtma yapabiliyoruz. 5000 tona kadar. Bu da bir günlük sulama, arazinin sulaması için yeterli bir su miktarı mı oluyor? Tabii ki, tabii ki. Bu zaten bu dediğimiz olay saatteki veriler. Saatte mesela 1000 ton su, 60 ton su gibi. Ona göre filtrasyon dizaynı yapabiliyoruz. Evet, bu filtreler sadece bir defa almak yeterli mi? Üretici bunun ne kadar yıl süreyle kullanma imkanına sahip? Vallahi piyasada şimdi mulu mulu kalitelidir, reklam gibi olmasın ama kalitelidir ama uzun ömürlüdür diye çiftçiler arasında bir şeyi var, yaygın bir kanı var. Bunu da kendim geçenlerde canlı örneğini gördüm. Bir bayi arkadaşımız sondajı motorunu yenileyecekmiş. Gittik, 22 yıl olmuş bizim verdiğimiz filtre boru kaplim parçası. 22 yıldır kullanıyormuş. Çiftçiye dedim ki kardeşim memnun musun? Daha ne söyleyeyim dedi. Bundan uzun ömürlü şey olur mu? Dedim ben de espriyle karşılık. Bu kadar uzun ömürlük olursa bu arkadaş da ekmek yiyemezmiş de biz de ekmek yiyemeyiz diye espriyle karşılık söyledim. Artı ben sizin dedi her zaman reklamınızı yapıyorum dedi çiftçi arkadaşımız. Ben de gurur duydum, mutlu oldum. Evet, 25 yıllık firmasınız ve ürününüz 22 yıldır kullanan üreticimiz var. Tebrik ediyoruz sizi böyle kaliteli ürünler yaptığınız için. Çünkü üreticimizin boşatacak kurşunu yok, mermisi yok. Çiftçi kolay para kazanmıyor. Evet. Emeği zor. Eğer kötü mala da para verecek kadar zenginse de o da kendi tercihi tabii. O zengin olanlar kendi düşüncesi. Çünkü bizim ürünlerimizi kullanan hiçbir çiftçi kötü ürün aldım diye konuşamaz. Çünkü biz en iyisini üretmeye çalışıyoruz. En ufak bir sıkıntısı olduğu zaman firma olarak biz malımızın arkasındayız. Gönül rahatlığına da bayi arkadaşlarıma onu diyorum. Benim yerime garantiyi verebilirsiniz. Toprak üstü Kangal Boru'ya ilk 5 yıl garantiyi veren firma benim. Ondan sonra Sanayi Bakanlığı verdi 2 yıldır. Ama ben firma olarak 5 yıl. Hatta Ziraat Bankası sözleşmesine de 5 yıl garantiyi yazdıran firma benim. Onu da gururla söyleyeyim yani. Burada da üreticinizin yanında olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş oluyorsunuz. 2 yıl bile verebilirsiniz ama siz 5 yılda üreticinin her zaman yanında olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu filtreler yerlerine bir defa kuruluyor ve bundan sonra bir taşınma veya herhangi bir yer değişikliği söz konusu olmuyor, değil mi Hüseyin Bey? Genelde olmaz. Bir de seyyar şeyler filtrelerimiz var, taşınabilir. Römörklü, traktörün arkasına takılan hidrolikli sistemlerimiz de var. Yani bir arkadaşın 2-3 tane arazisi varsa tek ünite yapabiliyoruz. Aynı sondajsa aynı sondajda kullanacağı yatay turbo örneğin bir tane yapıyoruz. 3 yerde kullanabiliyor. 3 yerde bahçesi var. Biri sondaj, biri kanaldan alıyor. O da ayrı ayrı filtre kullanmak zorunda. Aynı filtrede iş göremiyor yani. Mesela yosun çıkan yerde normal kum filtresini kullanamaz. Bu inceliklere de dikkat etmek lazım tabii. Tabii. Ürünü de alırken mutlaka sizlere üreticilerin danışması önemli diyorsunuz yani burada. Evet. Nerede, hangi filtre kullanılacak? Suyun debisi, suyun basıncı, her şey çok önemli. Burada da siz çok ciddi anlamda ücret almadan danışmanlık da veriyor olmanız büyük bir avantaj üretici açısından. Şimdi gelmek istediğim nokta şu Hüseyin Bey, seyyarı var dediniz, sabiti var dediniz. Bir de işin kangal boru kısmına da gelelim filtreden haricinde. Çıkıştan sonra. Çıkıştan sonra, şimdi kangal boruya 5 yıl verdiniz. Damlama sulama borularına kaç yıl garanti veriyorsunuz? Artı üreticimiz bu ürünleri alıp kullandığı zaman bazen şu endişeye sebebiyet verebiliyor. Acaba ürün artık plastik maddelerden mi kullanılıyor yoksa orijinal ham maddelerden mi kullanılıyor? Çünkü bu dayanıklılık süresi anlamında tabii ki uzun ömürlülük meselesi gündeme geliyor. Siz bu konuda nasıl bir çalışma içerisindesiniz efendim? Vallahi biz başladığımızdan beri
Hep orijinal ürünler kullandık. Kullandığımız mesela biraz önce de filtreden bahsettik ya. Onda da araba boyası kullanıyorum. Birinci kalite boya. Öbür Kangal boruda da aynı. Birinci sınıf ürünler kullanıyoruz. Garantiyi onun için veririz. Özel formülümüz var. Bu formülü geliştirdik. Mesela test yapıyoruz. Bizim Altatü borular 12-15 barda patlıyor. O natürler çoğu zaman kaprinden patlattırıyor. Boru patlamıyor, kaprin boğazından kopuyor. Yani testlerimizi yapıyoruz ürünlerimize. Sündürme testi, patlatma testleri. Yani bayilerimize de gönül rahatlığına bir örnek numune bayimize gönderiyoruz. Bir örnek numune de bizde kalıyor. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman arkadaş işte bu kadar barda patlıyor bu boru. Senin o zaman kullanma hatan vardır, şeyin vardır. Yani bizzat da yerine gidip teknik konuda da bakıyoruz, destek de veriyoruz. Mesela 6 atı boru kullanacak yere 10 atı, 10 atı kullanacak yerde de 6 atı kullanırsa yanlış bir uygulama oluyor. Bir de boru uygulamalarında en büyük yapılan hata hava bantuzu dediğimiz olayı kullanılmıyor çoğu bölgede. O vakumlama, boruyu vakumlama yaptığı zaman boruyu jilet atmış gibi parçalıyor yan tarafından. Ondan sonra ya da koş darbesi dediğimiz hava ile birlikte suyun tazyiğine gidip de zayıf bulduğu yeri patlatma yapıyor. Ama hava vantuzunu kullandığımız zaman daha uzun ömürlü kullanıyor vatandaş boruyu, daha sağlıklı kullanıyor, baş ağrımıyor. Evet, bir de suyun eşit bir şekilde sonuna kadar gidebilmesi de herhalde önemli. Elbette, elbette. O basıncı, o vakum konusu da orada ön plana çıkan unsurlardan bir tanesi. Evet Hüseyin Bey, şimdi destekler açıklandı, hibeler açıklandı 31 Mart'a kadar. Fakat üreticilerden bazı şikayetler duyduk. Ya diyorlar işte 1 liralık mal destek çıkınca 1,5 lira oldu, 1,5 liralık mal 2 lira oldu gibi bir fiyat yükselmesi söz konusu olduğu ifade ediliyor. Sizler bu zaman zarfında böyle bir zam yaptınız mı? Firma olarak nasıl olsa hibe, nasıl olsa devlet verecek efendim, köylünün cebinden, üreticinin cebinden bir para çıkmayacak gibi bir düşünce içerisinde girdiniz mi efendim? Yok, hiçbir zaman için biz öyle bir şeye girmedik. Artı gelen ham maddeler zamlarından dolayı biz de gayri ihtiyari zam yapmak zorunda kaldık. Zam demeyeyim de fiyat ayarlaması yaptık. Çünkü ham madde genelde hep dışarıdan geldiği için fiyatlar dolar üzerinden. Dolar ister istemez artıyor, bir de dolar üzerinden ham madde artıyor. Bu sefer çift zam olmuş oluyor. Biz de ister istemez yansıtmak zorunda kalıyoruz. Evet, sizde hem saç var hem bir de plastik metal ürün var. 2017'de plastik 1 lira var. Olan saç şu anda 10 lira seviyelerinde değil mi? 6-7 lira civarında, evet. Yani bazı saçlar daha yüksek rakamlara çıktığını biliyorum. Plastik ham maddesi de %100 gibi bir rakam zam geldiğini biliyorum hemen geçen aylarda. Hemen. Yani bu da otomatikman tabii fiyat maliyetlerine, ürün maliyetlerine yansıyacak. Tabii üreticimiz de burada kafası karışıyor. Çünkü bir nevi hibe zamanına denk geldiği için acaba firmalar bundan rant mı sağlıyor gibi bir düşünce içerisine giriyorlar. Bize de söylüyorlar bunu programlarınızda konu edin, gündem edin diye. Neden ürün fiyatları artıyor diye. Ama değerli üreticilerimiz de hibe zamanı yapılan bir artış değil. Hibe zamanı ve öncesi plastiğe gelen ve saca gelen zamlardan kaynaklı bir fiyat ayarlaması Hüseyin Bey'in tabiriyle ondan gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz bu açıklamayı da yaptığınız için. Çünkü üreticilerimiz de bu konuda sanki bir firmalar fırsatçıymış gibi bir maalesef bir manzara oluşuyor. Yok, öyle bir şey yok. Çünkü kendini bilen bir firma onu hiçbir zaman için yapmaz. Çünkü müşteri bize devamlı lazım. Evet. Müşteri devamlı lazım. Çiftçi varsa, üretici varsa firma olarak bizler varız. Karşılıklı. Evet Hüseyin Bey, biraz da yurt dışını konuşalım. İhracatımız var mı? Varsa kaç ülke ihracat noktasında çalışmalarınız devam ediyor mu? Yurt dışında konuşalım lütfen. Buyurun. Vallahi 4 ülkeye yapıyoruz şu anda. Azerbaycan'ı yapıyoruz. Kıbrıs, Gürcistan, Özbekistan. Kıbrıs'ta da ciddi anlamda sulama kullanılıyor. Tabii ki.
Hatta ilk Kıbrıs projesinde uygulamayı firma olarak biz yaptık. Bayi arkadaşlarımızla birlikte. Büyük projelerimizi attık. Bundan aşağı yukarı bir 20 yıl falan oldu neredeyse. Maşallah mulumul olarak her yerde bir ilke imza atmışlığınız var. Allah tebrik olsun. Ediyoruz sizi. Sektör nasıl görüyorsunuz Hüseyin Bey? Basınçlı sulama sistemleri geleceği itibariyle, hani belki şu anda Türkiye'nin %20'si belki kullanıyordur, belki %30'u kullanıyordur, belki net yok, rakamı. Yok, o kadar yok. O kadar da mı yok? Daha şey yani, çok bakir yerler var. Çok bakir yerler var. Daha yeni başladı. Yeni başladı çünkü Türkiye'de çok sulanılmayan araziler var. Bunlar ama yağmurlama sulama, ama damla sulama en kısa sürede geçecek. Zaten geçmeye başladı. Bundan sonra da en az bir 20 yıl, 30 yıl daha önü açık bizim sektörün. Yani bu konuda firmalara ve bakanlığın organize edeceği çalışmalara çok ciddi ihtiyaç var. Evet. Öyle görünüyor. Evet. Peki bakanlığın bu konudaki çalışmalarını yeterli görüyor musunuz? Yani daha iyi olabilir mi? Daha iyi olabilirse daha iyi olabilmesi için veya neler yapılmalı? Bu konudaki fikirleriniz neler Hüseyin Bey? Vallahi şimdi çalışmalar gayet olumlu, güzel. Ama bir kopukluk var şu, üniversite, ondan sonra sanayiciler, bu işi yapan arkadaşlar, bir de tüketici, bay ayağı. Yani üç ayak bir araya gelip de fikirler alınırsa daha olumlu şeylere imza atılacağına inanıyorum. Evet, sizin yaptığınız iş tarım makineleri bölümü olarak mı geçiyor? Aslında ziraat fakültelerinde bir sulama sistemleri bölümü açılması gerekir mi? Var, var. Tarım bölümünde metal gruplar tarım makinelerine giriyor. Tarım makineleri. Sulama, damlama, kangal bölümünde sulama peyzaj bölümüne giriyor. Peyzaj bölümü olarak. Evet. O alanı içeriyor. Evet. Evet. Aslında peyzaj bölümü olması olayı biraz daha absorbe etmiyor mu? Daha geniş alanlara açılması anlamında, hani peyzaj değil de tarım makineleri sulama bölümü gibi bir bölüm ile beraber daha büyük kitlelere ulaşılması söz konusu olabilir mi? Var zaten, o bölümler var da dediğimiz gibi kopukluk var. Kopukluk var. Sanayiciler, artı dediğim gibi üniversite, sanayici, bayi, tüketici ayağı. Üçünü tamamladığımız zaman daha olumlu, daha güzel şeylere erişeceğimize inanıyorum yani. Evet, inşallah, inşallah. Avrupa bu konuda ne durumda Hüseyin Bey? Avrupa'yı da gezen bir isimsiniz. Evet, evet. Avrupa'da neler gözlemliyorsunuz? Basınçlı sulama sistemleri, damlama sulama sistemleri hangi boyutta oralarda? Valla Avrupa'dan biz ilk zamanlar başladığımız dönemlerde 20 yıl gerideydik. Ama şu anda 3-5 yıla kadar makası kapattık. Çoğu şeyleri artık ülkemizde kendimiz yapabiliyoruz. Çoğu ürünleri kendimiz üretebiliyoruz. Çünkü geç kalınmış bir şeydi bunlar. Zararın neresinde dönerseniz kar hesabı, o makası kapattık yani. Baya baya bir kapattık. Evet, Türkiye'de yabancı firmalar da faaliyet gösteriyor. Sizin gibi yerli firmalar da ciddi anlamda sektörde biz de varız demek için mücadele ediyor. Bakanlığın bu konuda yerli firmalara bir artısı, bir şekillendirmesi, yönlendirmesi söz konusu mu? Yoksa yabancı firmalar bir adım daha mı önde gidiyor? Vallahi şunu şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı bir 10 yıldır, 15 yıldır yabancı firmalara KDV %8 sistem faturası olarak kestiriliyor. Biz yerli firmalar olarak %18 kesiyoruz. Yani maça 1-0 yenik başlıyoruz. Ona rağmen mücadele etmeye çalışıyoruz. Benim bakanlıktaki arkadaşlardan tek ricam bu olaya eğilmeleri. Siz çünkü yerli firmalara da evet, aynı destek çıkılırsa dolaylı yönden katma değer daha fazla girecektir bu ülkeye. Kesinlikle, artı o %10 fark sizin belki Ar-Ge yatırımınız olacak. Damlama sulama sistemleri, filtre sistemleri belki yapacağınız Ar-Ge çalışmalarıyla daha iyi bir noktaya getirilecek ülkemizde. İnşallah. Yani %10 ciddi bir rakam çünkü. Tabii ki, tabii ki. Az bir rakam değil yani. Bu yüzden yerli firmaların da desteklenmesi şart diyorsunuz. Tabii ki.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Son olarak değerli üreticilerimize bir mesajınız var mı? Genel anlamda neler söylemek istersiniz efendim? Yerli üretici arkadaşlarımıza hepsine başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Esenlikler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de kırmadınız. Programımıza katıldınız efendim. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İnşallah Su Hayattır sloganıyla ülkemizin sulanmadık arazisini sizin gibi firmalarımız vesilesiyle bırakmayalım istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun siz. Evet değerli izleyenler, Su Hayattır sloganıyla başlamış olduğumuz programımızın sonuna geldik. Program durağımız Antalya Serik Yukarı Kocayatak bölgesi ve çok değerli konuğum Hüseyin Mulumulu. Mulumulu sulama, basınçlı sulama sistemleri yönetim kurulu başkanıydı. Kendilerine verdikleri bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Efendim yine programın sonuna geldik. Yayında yapımlamaya geçen tüm arkadaşlarımız adına iyi günler diliyoruz. Bir başka yerde, bir başka programda sizlerle beraber oluncaya kadar hoşça kalınız efendim.